Harun bizi nereye götürüyor? Korsan koyun. Onu. Ne yapacağız orada? Kamp kuracağız. Nasıl bir yer? Güzel bir yer. Ali sen ne diyorsun? Ben de merak ediyorum yani, bilmiyorum nasıl bir yer. Hakikaten çok merak ediyorum. İnşallah güzel olur ya. Yarışmacılara başarılar. İnşallah inşallah. Tabii tabii. Tamam o zaman. Açtın mı? Açtım tabii. Mikrofon muymuş abi o? Ben de buraya. Ben ne dedim? Çiçek mi tutuyor? Yani? Şey, çiçekler olur. Yok, ya. Yok, şu geldi Çin'den. 4-5 lira bu. Ha. Şuna 11,5 lira gümrük vergisi verdim. Şu 4-5 lira şu. Ya sorma, Eda da şey yaptı, sipariş vermiş. Koli, incik, boncuk falan. 26 lira tutmuş, 80 lira falan gümrük vergisi çıkartmışlar abi. Dedim boş ver kalsın ya. Yak size dedim, uyarmışlar ama. Aramışlar. Beni aramadılar. Direkt bırakmışlar. Ha. Güvenliğe güvenlik de vermiş parayı. Hadi ya. Yani bir şey değil yani. Toplam 18 lira. Şu normalde Türkiye'de 120 lira, 150 lira falan şu. Evet evet, şey. Doğrudur abi. Aynen. İyi valla. Güzelmiş ya. Hayırlı olsun. Tamam, şarkı söyle. Sen hala kayıtta mısın? He. Ha, ya. Kapatıyorum o zaman. Yo yo. Diyecektim de rezil olmayayım bari. Rezil etmeyeyim kendimi. Tamam, keserim oğlum. Sen kesmezsin abi. Hiç güven vermiyorsun bana. Bence ben de kesmem. Orman yoluna gireceğiz. Hani merkezi geçtikten sonra. Neden bizi yanlış yola sokuyorsun? Yanlış yol dediğinde doğru. Neresi doğru? Yanlış yola girdim dedin ya. Burası neresi? Saray mı? Saray burası. Saraydan sonra mı gideceğiz? Sarayı geçiyoruz, orman yoluna giriyoruz. Şimdi bu sarayın içinde alışverişimizi yaparız. Alacaklarımızı alırız. Aynen. Yuppi. Ondan sonra ileride çok güzel bir köy var. Kanal 7 filmleri oluyor ya. Oralar sanki orada çekilmiş gibi geliyor. Şöyle mikrofonları falan uzatıyorsun. Ama öyle yapınca ben utanıyorum. Ha. Tamam. Tamam. Çektim bunu yine. Acaba buradaki bir şey hava şey yap. Üstümde bir baskı hissediyorum. Kamer olunca hakikaten öyle ya. Bir aslında 7-8 santimlik bir aparat ama yani bilmiyorum, insanları engelliyor ya. O yüzden çekim yapmıyor mu ben? Sen yap yap diyorsun abi ya. Abi ben seni şimdi anladım ya hakikaten. Muhabbet bölünüyor, tamam mı? Ama en kral izleyecek 100 kişi zaten. 100 kişi de yani bizi görür mü görmez mi bilmiyorum. Evet. Yok öyle yapmam şimdi. Ya utanma oğlum, niye şu kamera korkusun? 90'larda mı yaşıyorum? Yok olacak, daha biraz kıvama gelmem lazım. Ben kendimi çekmem. Ben biraz daha Yiğit Çen'i çizdiğim, ondan sonra tekrardan. Niye reklam yapıyorsun benim kanalımda? Abi belki prim kasarız ya. Oradan hatta etiket yapayım ben, oradan kasayım. Gerçi Yiğit de videom var oğlum. Yiğit'in videosunu atacağım. Aynen, oradan isim yaparım. Kanalın adı neydi abi? Kimin? Senin. Adem Kayabaş. Adem Kayabaş, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Falan. Ama öyle değil, kıvıracağım ben. Lütfen kanalıma. Ben bunları keserim oğlum. Bunlar iyi. Gönderme yapıyormuşuz. Ya hoş bir şey çıkarsa ekle gitsin ya. Ha, hoş çıkarsa eklerim ben. Aynen. Komik. Ya zaten izleyen biziz. Anasını satayım. Aynen. Başka kimseyiz ya. Şu kahverengi tabela buna. Ha, Castro. Ha, bugün dedi. Şu... Fidel Castro. Yok, o Castro bölgesinde dedi, ben müdürle konuştuydum da. Korsan koyu dedi. Nerede dedi. Çatalca'yı geçiyoruz falan dedim. Çatalca'da yok öyle bir yer falan dedi. O da buralı. Tekirdağlı. Senin patron. Müdür. Hacı buranın yerlisi bile bilmiyor orayı, biliyor musun? Bak Kıyıköy'de ben arabayı batırdım. Köye geçtim. Kıyıköy köyüne geçtim. Orada traktörcüyü buldum. Adama dedim ki abi böyle ormanda dedim, arabayı batırdık. Siz dedi ne yapıyordunuz ormanda falan dedim. Denize geldik. Dedim korsan koyu var dedim. Ora neresi diyor. Korsan koyu diye bir yer yok ki diyor. Dedim abi gir Google'a. Google ne diyor adam bana. Kıyamam desin. Dedim abi dedim internetten buldum. Onlar belki başka şey diyorlar. Yok bilmiyor adam. Oraya bak, gittik oraya kadar Halil. Ha. Burada böyle bir yer mi varmış diyor adam. Allah. Oranın çiftçi adam ya. Oranın yerlisi. O bilmeyecek de biz mi bileceğiz? Hiç ya. Arabadan mı batmamış? İlk defa sen mi batmışsın abi orada? Biraz orada öyle olmuş hadi. Bu herifler beni bıraktı arabada, gitti, arabayı da kilitlediler. İkisi birden indi. Ben kaldım arabada. Neyse bekleyeyim bari ya. İşime gelir. Bir de telefonları bırakmışlar. Birisinin telefonu burada.
diğerininki orada. Arıyorum arıyorum açmıyorlar. Şimdi diyecekler niye gelmedin? Diyemeyeceğim ki beni arabada kilitlediniz, çocuk gibi bıraktınız burada. Niye beni evcil köpek gibi arabada bıraktınız? Sen niye gelmedin ki abi? Biz kapıyı kilitlemişsiniz, açamadım. Vallahi Allah Allah. He. Arıyorum arıyorum anasını satayım, telefonlar da burada. He. Senin telefonu da bir saat. Beni mi aradın? Yok, Halil'i. Bir aradı. Kemal'i. Ahmet Genç denemiş. O kim lan? Arkadaş ya, hayır olsun. Adem geçen... şuraya hatırlıyor musun bak? Bakkal Ahmet. Aha. Ne hatırlıyor? Oradan biz biri almıştık kanka. Adam. Buz almıştık. Evet. Şöyle yani hiç bilmeyen bir adam oraları kaybolur. Ha. Öyle bir 200-300 metre evden uzaklaş o siste evi bulamaz. Bir adam mı kaybolur orada ya? Sonuçta nereye gittiğini bilmiyorsun. Benim kayınbeder. Yok biz var ya, benim biraderle gittik 3-5 araba. Aha. 3-5 araba gittik ama biz daha küçüğüz böyle. Aha. Böyle bir arabadan uzaklaştık ama sis bir çökmüş. Hafif de böyle hava tam böyle karanlık, karardı kararca. Aha. Hafif uzaklaştık arabadan. Ben diyorum kardeşime bu tarafa gideceğiz. Kardeşim tam tersi istikamete gösteriyor. Yok abi buradan gideceğiz diyor. Ben şimdi arada kaldım. Bir de yaşça büyüğüm ya hani biraz mantıklı düşünüyorum diye düşünüyorum kendi kendime. Aha. Kardeşim tam tersi istikameti söyledi. Onun söylediği tarafa gittik. Harbiden oradalarmış. Benim dediğim yere gitsek bizi orada zor bulurlar sistin. Gittik ya. Siz çöker, siz tez gider. Bir saat sonra. Ama saat şimdi öyle bir şey gider. Ki bir işaret yok. Yayla dediğin yer zaten böyle dümdüz ova. Dümdüz bir yer. Nereye gidersen git. Sesi falan da algılayamıyorsun. Ha. Ağaç yok. Ya sen beni ayı çıkar, kurt çıkar falan diye şey yaptın, korkuttun da. He. Yok oğlum yapmış. Çıkmaz değil mi? Yok. İnşallah. O yüzden dürttüm demedim. Yok kasılmıştır abi ya. Sağ kolu kasılmıştır. Yok. Şöyle... Yok oğlum yok. Lan çıkmaz. Ağrıdır. Tamam ya. Çıkmaz. Ayı ne arar ormanda? Sen de öyle bir şey diyorsun. Ayı ne arar oğlum ormanda? Rusya'da mı yaşıyoruz Ali? Hiç sorma ya. Türkiye'de... Oğlum nasıl geliyor ya? Ne oldu, sıçtın mı abi? Yok. Adam ama çok şey geldi yani. Yanlış geldi ya. Kemküm. Olmaması gerekiyordu yani. Burası yerleşim yeri olduğu için ayı falan olacağını tabii sanırım. Yerleşim yeri. Türkiye'de... Baksana her tarafta binalar. Görüyorsun şöyle. Zaten ayı da panda gibidir değil mi abi? Öyle evet, biraz evet. Ponçiktir yani. Ponçiktir, ponçik. Panda da ayı zaten sonuçta. Aynen abi. Kucağına alıp seversin. Yok. Uzaktan sevmeyi tercih ederim ama. Uzaktan da seversin. İnşallah o da sever. Sik gezem abi. Denize kaçarsın. Aklıma geliyor valla harbi. Yüzmele bindi. Ayı bundan iyi yüzer Allah var ya. Aa harbi ya. O şey yüzüyor lan. Ama şimdi ayının burada yaşayacağı bir bölge yok. Nasıl yok? Yok tabi. Orman da her yerde yaşar. Ormandan alakası yok ki. Ayı balık yer. Bal o zaman yer. Tam orada balık yer. Yer. Burada ne orman var, ne deniz var, ama ne bilmem. Akarsu yok. Akarsu yok. Akarsu yok hacı. Tabii. Deniz var. Hiç baktın mı sen haritaya? Görebildiğin yerde akarsu yok. Ben gelirken videolara baktım, şey vardı o, yanlış yere baktığımız yerde akarsular var böyle, aynı bu bıntıkada. Tamam, buraya gitseydin keşke. Abi bir şey diyecektik, kafamız rahat olurdu anasını. Ayı mayı çıkmazdı karşımıza ya. Alem abi, Arun abi. Yok abi, ben zaten direkt ikinizin ortasına kurarım çadırı ya. Yani fark yan yana olur zaten değil mi çadırlar? Ayının sağ solu yok zaten, burnunun dikine gidiyor, ortaya doğru girer abi. O zaman 10 numara bir yüzücü olursun işte abi. Ya Allah korusun ya. Yani... Gerçi ayı sana yanaşmaz. Niye? Sen o bağırma, ayı arkasına bakmadan kaçar. Öyle abi ne bağırır be. Of. Abi benim canım çok tatlı ya. Vallahi. Kıyamam. Kıyamayın bana. Ayı da, ayı avazın da. Çıktığı kadar bağırdığın zaman saraydakiler duymazsa neyim ben? Yok ya çıkmaz. İyi şimdi. Tabanca var abi ya. Sıkıntı. Var mı hakikaten? Aa zıpkın var ya. Aynen. Zıpkın da ayıya ne etki eder biliyor musun? Zaten ayı... 3 metrede ne der lan? Mermi gibi gidiyor hacı. Saçmalama. Ben ne gibi gidersin ki? Gerçi okla şey vuruyor. Ucu sivri ya da. Niye okla geyiği atıyor adam karşı karşıya geçiyor da. Ne diyordu? Cem Yılmaz geldi aklına ya. Şu Müslüman bana. O mu? Ama şey... hacı. Bak buralar çok hoşuma gidiyor bak. Her bahçe, evin önünde şöyle büyük kapılar var. Eski filmlerde falan oluyor ya. Ahır mı? Haa şey ahır gibi bu. Ev. Siyah beyaz Yeşilçam filmlerde bak, olur. Adamın giriş kapısı burası. Araç giriş. Araç değil lan normal. Orası eve giriş, giriş ya. O kadar girişe gerek var mı ki abi? Bahçesi var. Bahçeden eve giriyorsun. Haa güzelmiş o abi.
Araç. Her evin şeyinde bahçesi var. Burada mı domates, biber, patlıcan var? Sen şimdi burada in adam. Ben niye iniyorum? Sen şuradan tekerler alacaklarımızı al. Tamam. Bomonti. Ben. Bomonti. Filtreli, evet. Filtresiz fabrika var. Abuk sabuk bir sürü şey var onun. Gel bir sen seç de bir anı. Sonra bana niye bundan aldın deme. Bir sürü çeşit çıkart o. Bir kasam gel işte ya. Karanlık ve dalgalı yollarda ilerliyorduk. Köpek çıktı. Kurt oğlum mu? Kurt mu? Yok, kurt olsa duramazsın ha. Köpektir o. Güzel gelmiş. Evet, şu anda Kıyıköy'deyiz. Bunlar su kemeri mi? Bunlar sur mu acaba? Oo, hocam güzelmiş. Manav var mı buralarda? Manav solda var, az yerde solda köşede. Tamam, hey, sağ olasın. Güzel yapmışlar. Şuna gittim. Adamda da gece mekanları da var, hadi. Seviyorum işte ya, bak. Ters değil mi lan? Yok yok, devam sağdan devam. Giriş, soldan giriştir yani. Aa, şurası. Tuzak var. Şurası abi. Tamam, şuradan gidelim. Tuzak gelirmiş. Aha, manavı gördün mü? Ne güzel manav. Aha, işte manav. Aha, aha. Oğlum, arkada organik gördüm sanki ben. Tamam. Aha, bu. Bu ne de organik mi abi? Köpekler mi? Bir şey soracağım, o kanat normalden pahalı mıydı sizce? Biraz pahalıydı sanki. Bana öyle geldi. 35 lira dedi. Ha. Yo. Normal mi? 25 ben lira. Ben bayağıdır almadım çünkü. 35 lira abi. Ha, normal. Soslu kanat. Anladım. Arabayı şöyle bırakalım da. Hadi bırakalım da yapalım şu işi. Hadi bitirelim. Ne yapıyorsun hadi. Harun biliyor. Götürür. Hayır, o garandan. Sen de şey yapsan sen de kaybederdin. Ama harita en azından gösterebilirdi yani. Telefonu. Ya Harun. Bir şey yok, bir şey yok. Ne Harun? Ne Harun? Sen niye söylemiyorsun? Kamerayla çekeceğim. Neyse. Öyle niye oturdun? Halil söylüyordu hiç yok. Abi dikkat et, şurada çukur var. Ha, çukur ben var. Çok güzel kol pilottum abi. Ali. He abi. Başladın yine patronculuğa. Ya estağfurullah. Patronculuk yok. Aynen burada abi. Öyle bir şey yok. Aynen öyle valla. Elense kaparmak. De o zaman lan. Ne? Harun'a de. Böyle ağır şeyler söyle. Yok senin. Ben sana da ağır söylemem abi. Kim? Sana. İkisine deyim. Sen Halil'e ellemesen Halil sana hiç ellemez. Hayatta. Karşılık verir Halil. Niye sadece beni çekiyorsun? Çekmiyorum. Bu hepimiz alıyor şu an. Alıyor mu? Bak yeni bir yer keşfettik hacı. Bir boka da yaramıyor. Aslında yarıyor. Araba batmasaydı yarardı. Senin telefon yanında mı adam? Yanımda.
lazım. Burada çek, çek. İnternet çek. Benimki de çekmiyor. Aa şurada çanta var ya hani. Kırmızı yerde. Mı? Bu mu? Börtlen olmuş mu lan? Yok ya, börtlenler ne zaman oluyor? O zamana kadar olması lazım. Hani bu mu abi? Mavi çanta. Ha. Ne olacak bu? Telefonum var. Neresinde? Büyük gözde. Oğlum çıkar versene telefonu. Ne bileyim, bir sürü büyük gözü var abi. Adamın özel eşyası var, kurcalamayayım dedim. Ne olabilir lan özel eşya? Ya. Baksırım olabilir. Olsun abi. Ya şimdi çekeceğim de çekinmeyiz. Ya abi sen mi çekeceksin? Telefonunuz var mı? Benim yanımda abi. Çekmiyor ki oğlum bizimkiler. Aynen çekmiyor. Bir bakayım ya, belki gelmiştir buralarda kesin. Adam arabayla arkamda bir çalışmaz. Sayı unutmuşuz çocuklar. Çalmışsınız değil de unutmuşsunuz. Şu an emin değilsin değil mi nereye gittik? Emin değilim oğlum, bulamadım ki o yolu. Aa geldiğimiz yer işte. Ben ne dedim size? Aa biz soldan dönmüştük. Acaba sağdan mı dönmemiz gerekiyor? Sola girdik abi. Aynen olmayacak. Bura değil. O ileride iki yol vardı. O geldiğimiz yol. O yolu biliyor. Buradan gireceğiz. Girelim. Doğru yola girmiştik eskiden ama. O korsan koy diye yazmışlar oraya. Muhtemelen burası. Aynen burası. Tamam. Emin miyiz? Eminim şu taşlardan. Tanıdım. Taşlardan tanıdım. Dikkatimi çekmişti çünkü. Sanki taş duvar yapmışlar gibi. Şeyden. Aynen burası. Ben arabayı burada batırıyordum arada. Oo harbi çöktüm. O zaman de yeni yağmur yağmış. Hallederiz, çözeriz, çıkartırız yani. Yağmur yağarsa buradan çıkamayız abi. Çıkarız. Nereden çıktın? Çok pis gaza geldim. Hiç gaza gelme abi. Demek ki gündüz gözüyle gelseymiş buluyormuş herhalde. Karanlığa düştüğümüz için. Adem abi yüzünden işte. 2 saat erken çıksaydı ama demiş şu an. Hala Adem abi diyor ya. Arkadaş biz ta planı yaparken ben söyledim o saatte çıkacağım. Hadi Adem şey neyse oraya gittik eskaza. Görmüyor musun o çalıyı? Görüyorum da bozmak istemedim. Devam et. Konuşuyordum rahatsız etmeyeyim dedi. Ey Allah'ım ya. Elim çizilsin de. Kamera çizilsin. Ne diyordun sen? Gene batmamız da senin yüzünden. Harbi ya var ya. Orada şey ilk girdiğimiz yerde duracaktık ama. Ama ne güzel. En azından bir keşif yapacaktık yani. Nerede yani. Ne var ne yok. Daha geldi. Çok dalgalı be. Ne dalgası lan? Baksana abi. Bizim gireceğimiz yer ha burası. Burada. Şimdi ha dalgayı kesiyor diyordun. Tabii canım. Ya biz buradan sol yapacağız. Yok burayı buradayız. Buradan mı bırakacağız abi? Evet. Daha girebildiğimiz kadar girelim ya. Gidersin. Oğlum burada incin topunuyor. Madafaka. Lanet olsun lan. Oho. Korsan koy burası mı şimdi? Fena. Ha? Bu giremeyiz suya, girme yani. Buradan girmeyeceğiz ki. Nereden girersen gir, yine girme. Bakalım belki döneriz ha. Dalga çok çünkü. Gece çok güzel olur ama. Nereden gitmek istersin? Çalıların arasına girmek ister misin? Nereye ineceğiz? Gerek yok bence. Doydum, çalıya doydum. Yine girilir de pis oldu ya. Kavga vurduk da yoksun kaldırmış. Ha, koy tarafı şurası. Ha, e çadırı nereye kuracağız? Ta ileri mi taşıyacağız? Evet.
Aha işte kumsal orada. Ha, bakalım aşağıda birileri var sanki. Bir şey yok. Yok, bir şeyler var ama. Bir de senin dediğin yer bir de karşı tarafta var. Şu mağaralara baksana ya. Harbi güzelmiş lan. Yosun çok, evet. Biz nereden indireceğiz malzemeyi? Dikenlerin arasında. Yok lan. Kaç kadar var? Ha. Çok pismiş lan burası. Pis değildi lan. Dalga yosunları kaldırmış ya. Adamlar burada define aramış herhalde. Geçen gelmemde gördüm. Adamlar bir tünel kazmışlar. Allah Allah. Define ne ararmış burada ya? Korsan koy ya. Korsan definesi varmış burada. Allah yani. Allah. Bundan da varım dedim. Ben geldim de böyle ne en ufak dalga yok. Mahallenin tatlı çocuğu geliyor. Telefon 4G çekiyor burada ya. Aa gitti. Yukarıda çekiyor demek ki. Evet, yanık yakama yaklaş görüşlerini söyle bana. Ya burası çok saçma ya. Şurası güzel de. Orada diyor zaten, orayı diyor ki. Peki araçla gelebileceğiniz bir yer var mı abi? Yok. Taşıyacağız, oradan itibaren aşağıya taşıyacağız. Abi mümkün değildi ya. Ya bence çok şey değil de. Buradan mı taşıyacağız abi peki? O geldiğimiz yerden. O arabanın olduğu yerden buraya taşıyacağız. Şurada. O geldiğimiz yerden mi? Ha, patika yol varmış şurada. Hayatta olmaz abi. Geldiğimiz yerdense olmaz. Ya olur bence, çok var şey bir değil. Bir yerden geçiyoruz abi. Nasıl olacak? Mümkün değil ya. 2-3 sefer yaparız ya. Abi ben zaten buradan kendim doğru geçtim. Yükseklik korkum var. Ben böyle bir şey bekliyordum. Giren bayır aşağı. Ya duracağız. Bu söyledi ama şimdi Allah var. Kaç kere dedi ki. Ne dedi? Şey dedi. Dar bir yerden mi geçeceğiz dedi. Yok diyordu zaten. Ya bayır aşağı atar gideriz falan diyorduk da. Yok ya öyle değil. Böyle çapraz gireceğiz filmemde falan. Giderdik ama böyle kıyıdan demedi ki. Kıyıdan gideceğiz. Ne kadar zaten... şuna bak, ne kadar mağrul. Ya. Göbeği çevirince iş yan çizdi ama. Mağaraya da girer miyiz Harun? Ha? Mağaraya da girer miyiz? Karşıya geçmemiz lazım. Yok lan, bu dalgayla ben bu suya... Suya değil lan. Yok şimdi... Bizim mağara karşıda. Normalde şey bu. Dalgalı olmasa yüzerek geçersin falan da. Şimdi ha. Ben mümkün girdim değil. Ben hepsine gezdim. Sen ne zaman geldin girdin buralara anlamadım ki. Şimdi geldi de vardım mağara. Yerde de var mağara. Aa, buraya bile kurarız aslında ya. Nereye? Çadırları. Nerede yatacaksınız? He? Yatma yeri. İşte şöyle düzgün bir yer baksak. Hadi benim için çok sıkıntı değil de. Sen Mert var. Abi buraya iki tane çadır girmez. Yani girer. Hatta abi buraya girse. Üçümüzün çadırı. Rüzgarımızı da keser. Şu ileriye bakalım. Yerde öyle çok sıkıntı. Ya maksat denize girmesi herhalde şu an. Yok şu an onu eledik zaten. Neyi? Denize girmeyi. Ha, denize girmez miyiz? Yani, ya, yosun çok kaldırmış. Şu ileriyi görmedin. Hani girilecek yer tek orası. Buraya zaten ne ben girerim ne Harun girer. Ya ben girmem şahsen. Dalga boğar. İlerisi nasıl abi? Şu az ilerisi var ya. Oraya gidemeyiz. Neresi? Dün akşam gittiğimiz köy var ya. Ben gelmedim bu tarafta. Dün akşam gittiğimiz köy var ya. Tamam. Orası işte. Ha, dün akşam gittiğimiz köy. Kaybolduğumuz köy. Ha. Kaybolduk değil mi biz de? Aynen. Lan ne macera be. Arabaya uğraş bilmem ne yapar. Ama çok güzel mağaralar değil mi? Mağaralar güzelmiş de. Belki dalga kesilir diye umudum var. Yok, dünden beri rüzgar var zaten. Dün gece de vardı. Sanki geldiğimiz yer daha iyiydi be abi. Neresi? Geldiğimiz yer daha iyiydi ya. Bizim oradaki mi? He. Denize girmek için tamam. Denize de girerdik, kamp da yapardık ki orada, ne olacak? Burası ama yasak da tutmuyordu ki adam bizi. Biz gidelim diye başımızda durdu.
Burası çok saçma bir yer ama yani. Ya saçma değil, orası daha bir güzel. Orası güzel bak, oraya bak. Bu sen ilgimiz... zaten de suya girmek dediğin şu şey değil mi? Böyle gireceksin, ondan tamam. Sonra lup yapacaksın böyle. Yok ya, yine ben debelenirdim, bir şeyler yapardım da. Burada giremezsin ya, burası 4-5 metrede. Deniz değil benim derdim. O yürüyerek indiğimiz yerden mi indireceğiz malzemeleri? Ha. Ben oradan kendim zor indim abi. Valla malzeme falan indiremem ben oradan. Dedim ya malzemeyi taşıma yeri biraz zahmetli diye. Ben öyle düşünmemiştim. Ben hani bayır aşağı inip çıkarken götümü seller diye düşündüm. Ona da eyvallah dedim ama bu şekilde valla ben zor indim yani, zaten. Ben orası güzel. Yani benim görüşüm güzel. Orada çadır kurulur da malzemeleri indirmek gerekiyor. Benim de hoşuma gitti orası ya. Gece nasıl olur lan bura? Bilmiyorum gece. Geceyi yetinmiyorum. Adem dedim ya, şurada var ya bak, büyük taş var ya. Ha. Onun arka tarafında. Adamlar bir mağara işmiş herhalde oraya. Yani buradan arabanın yanına kadar gider mağara. Allah Allah. Belki kendi olmuştur ya. Hayır değil yok, mi oğlum yok. Bundan seçmişler onu. Arama ya bir kere oraya eşiyor da tümülüs yok, bir şey yok. Niye tünel eşiyor herif? Ya neydi bu? Doğaldır bence ya. Doğaldır ya. Bana da öyle geliyor. Doğal değil oğlum. Orayı doğal o şekilde mümkün atıyor, kaçamazsın. Doğal zaten sen açmıyor, kendi açılıyor. Yani yok. Doğal mümkün atı açılamaz. Hani burada korsan koy ya. Korsan definesi ne var mı? Ben balıkları aşağıdan görüyordum. Aa buradan. Kapıdan beri inerim diyordum. Hayalim oldu. Şurayı diyor, o ara harbiden fena değil. Abi çok güzel ama arabayla girilebilmesi lazım. Oradan ben zaten kendi götümü zor indiriyorum. Biz indiririz ya, bir şey yok onda. Ya olur mu abi ya? Yok ya, bir şey olmaz onda. Deniz sonrasında unutacaksan karşı yakaya geçelim, orada çok güzel yer var. Tamam öyle yapalım. Manzara. Abi. Tamam. Yani şu tepeni direkt manzarayı görüyoruz. Ama bak gelişine böyle olmasın abi, uçurumun kenarından mal taşımayalım. Yok, direkt araba giriyor. Tamam. Benim bak, için hiç taşımak, problem değil. Hatta bende yok. Sorun değil ama uçurumun kenarından ben götüm fırsa fırsa indim zaten ya. Ya ben dedim biz taşırız dedim de yine yok, şey yap. Yok hayır olmaz ya. Ya. Burası idealdi yani. Evet arkadaşlar, korsan koyu burası. Burasını burada sevmedik. Burada define de varmış ha. Her çıkıp gelmek istiyorsanız. Şurayı kazmışlar ta. Çıkın çıkın gelin ya. Deniz biraz daha yükselmiş. Yükselmiş. Gelgitler olmuş demek ki. Ne yapalım, gidelim yavaş yavaş o zaman. Deniz turkuaz ya, olmuş ama ya. Burada bir şey mi var ki abi acaba? Nasıl turkuaz? Şey olmuş hani biraz maviye çalmış gibi. Abi. Yani yeşil yosun rengi değil de mavi gibi sanki. Bak şurada. Nereye bak. Ha orası böyle. Deniz rengi orası. Ta ilerisi tabii. Ha. Ne yapıyorsun şimdi, buraya mı? Yoksa gidiyoruz mu? Ya diğer tarafa geçelim abi ya. Adem şuradan kimliğe topla. Benim her türlü uyar bana yani. İstiyorsanız burası, isterseniz orası diyorsanız orası. Tabii arabayla direkt gitmek... Daha iyi değil mi? Yani olabilir tabii. Çünkü tamam. Sırt çantamı almadım. Sırt çantamı alsaydım. Tamam böyle yapalım abi. Benim tamam. İçin hiçbir problem ben yok. Ben turist veririm. Sizin de başınıza bir şey gelirse de abi Allah korusun yani, hiç gerek yok. O zaman let's go baby. Yavaş. Zıpkını gene atamadım daha suya. Öyle olur zaten. Bir heves alamadım ya. Gene gelelim hadi. Rüzgara da başladı işte ya. Yağmura baktık ama rüzgara bakmadık. Rüzgara da bakılıyor değil mi? Bakılıyor yani. Hiç bakmıyoruz işte. Rüzgarı çok umursamadım. Ama denizde önemli abi ya. Valla çadır kurarken yağmurdan korkmam, rüzgardan korktuğum kadar. Çok rahatsız ediyor insanı ya. Tabii tabii. Dün çivilemeseydik biz, Harun gibi kalkar kalkar inerdi, kalkar kalkar inerdi. Merhaba. Çadırlar. Buraya da, Adem, o karşıdan da buraya gelmek için, bak görüyor musun bak, orada delik gibi bir şey var bak, orman içinde. Ha. Oradan böyle, bak şurada da bir delik var. Ha gördüm. Oradan böyle gidiyor. Şurası. Tamam. Ya trekking yeriymiş aslında. Motosiklet olsa belki gelinebilir oradan aşağı doğru. Nerede? Oradan. O böyle bir yoldur bence. Öyle mi? Aynen böyle bir yol. Yok en azından şurumu yok. Gibi görünmüyor.
aşağısı çok şey ama ya. Daha nasıl? Bize birinci karttan bakamıyor aşağı. Allah Allah. Yok bakıyorum ya. O kadar da değil. Denize karşı mı gideceğimiz yer manzarası? Bunlar da ne güzelmiş dümdüz. Oo. Adam buralara tipoyla gelmişti hadi. Allah Allah. Hesabı bak, buralar gene düz. Adamdaki cesarete bak ya. Kış kadar adam. Çoban kulübesi. Adam buraya tipoyla gelmişti işte. Ben burada battım, ileride battım ben. Aha. Adam dağda gidecek, beni battığımı görünce adam tamam dedi. Gerek yok dedi. Ha, dağda gitmedi yani. Gerçi aman gidemezdi, yolda ben vardım da. Aman bir sigara yakar mısın? Hayır. Abi sen de her yerde batmışsın ya, şurada da battın. Yok, bir tek burada battı. Ha, geçen gösterdiğin yerde batmamış mıydı? Orada batıyordum, çıktım. Ha. Burada traktör çağırdın. Ya burada traktör çağırdım. Kaç para aldın? 100 lira verdim. Çamur diye battın ama değil mi? He, çamurda battım. Onda da araba yücel sürüyordu. Aha. Abiyle geldi geldi, hacı dedi ben buradan geçemem dedi. Arabayı sen al dedi. Aha. Ama girdi. Aha. Arabayı o şöyle, anlamış da. Şöyle yaptım. Baktı. Kaydırdım arabayı. Hacı benim sana verdiğimde araba gidiyordu. Sen baktın. Aynen öyle. O senin kuma hani girince şey gibi olur. Ya Halil buradan gerisini ben gidemem. Sen al muhabbetine dönerdi o. Öyle vardı. Ama senin bu araba burada batar demenle batması bir oldu abi ya. Şimdi akşam mı? Aha, ben akşam. Şaka yapıyor sandım ya. Ben de öyle zannettim ya. Ya aklıma da gelmezdi hani öyle. O yani öyle şey ya, hafif bir kum görmedim bu ben. Bu arabayı hiç orada yani gören adam bu araba batmaz der yani. Sen üzülüm ya. Batsa da o şekilde uğraştırmasını ben düşünmezdim ya. Hiç sorma, iyi uğraştırdı lan. En başta kiramız olaydı, hiç uğraşmazdık da. Kiramız biz yok. Zaten enerjimiz gitti, sonra kürek geldi falan. Ama iyi kum kardık ha, iyi kum attık anasını satın. Vallahi öyle ya. Karnım bile arıyor benim ya. Karın kasım bile şey almış. Ya bak adam buraları tipoyla geçti hali. Vay be. Yalnız var ya ciddi ciddi yağmur yağarsa buradan sonra biz... Yok, buralarda çok şey olmaz. Tekerleğe boşlukları düşmedi sürece sıkıntı olmaz. Abi boşluk dışına da gidebileceğimiz tipo ile şey. A buradan geçecekti adam. Vay be. Sen tam burada mı kaldın? Yok. A buraya bırakmış tipoyu. He. La dayı arabanın altını vuruyor. Adamı hiç değil. Tayır, tayır gidiyor. Kıvılcım çıkıyor. Ben ağa şurada battım. Oğlum kötüymüş lan orası da. Abi burada battım. Harbi ya. Harbi kötüymüş lan abi var ya. Boşluktan geçme bari. Yücel Batam arabayı abi burada verdi. Hacı ben dedi arabayı burada kaydım. Bak benim debelleşmem duruyor halen daha. Allah bilir senden başka kimse daha geçmemiştir abi. Yine içini içeriz biz de çözdük. Geçmiş. Nereden anladın? Yücel'den beri. Daha sıcak diyorsun. Hafif yorulduk ama değil mi? Bende var ya böyle bir yorgunluk. Bir şeye vurmadın lan, bir şey yok, devam et. Sıkananın külünü at, külünü. Ne hakla ne hizmetle buralara yol açmışlar böyle. Arabayı o şekilde bıraktık, bandık ama yorulduk. Adam karısıyla gelmiş. Aynı o girdiğimiz, gittiğimiz yer var ya korsan koyun. Buradan beri de gidiliyor oraya. Bu gösterdiğim şey var ya. Oradan beri öyle tintin karıyı almış gitmiş. Biz de arabayla bayağı uğraştı. Adam bak hiç ikiletmedi. Hakikaten insan severmiş. Abi dedi halat varsa dedi arabayı dedi ben buraya indirip arabayla çekelim dedi. Dayı dedi senin araba bunu çekemez. Senin arabanın cürmü ne? Bir denesek mi falan dedi. Bir de dedik senin arabayı batırmayan. Ondan da uğraşmayan. Vallahi saat 6 gibi falan. İşte biz de en son bıraktık zaten.
Allah'tan kavun kavun aldıydık. Ekmek, üzüm falan aldıydık. İyi be. Aynen bizim kavunumuz vardı. Gittik biraz yüzdük. Dayı dedim kaçta gideceğim? Dedi bir saat sonra, bir buçuk saat sonra çıkarım. Nerede yüzdünüz ki? Aa, korsan koyunda yüzdük. Arabayı işte. Bıraktınız? Bıraktık burada arabayı. Hacı terledik, yoruldu. Yüzmek çok mantıklı değil abi. Yüzerken de yorulursun. Yani yüzmek şey derken adama ayak sürüyoruz biz. Adamı bekliyoruz. Adam bizi köye kadar bırakacak. Sağ olsun da köye kadar da bıraktı adam bizi. İyi valla. Şimdi buraya Yücel abi mi keşfetmiş abi? Yücel'in arkadaşı keşfediyor. Aman yıkılsın. İnternette de var hayır. Allah Allah. Korsan koy bizi normalde gece karanlığa şey yapmasaydı normal şeyle direktmen nokta atışı yapıyor. Hatta buranın resimleri bile var. Allah. Kamp alanı diye belki görünebilir. Belki başka bir yolu vardır diyeceğim. Nerede yok olacak? Başka yol yok. Bir tek orası kötü işte. Orası kötü olmasa araba gidiyor. Dümdüz yol. Yani. Ormancılar açmış muhtemelen bu yol burayı. Belki şeydir ya. Koylara genelde teknelerle yanaşırlar. Yani geliyor gibi. Herhalde. Çıkıyoruz şu an. Evet şu an çıkıyoruz zaten. Vay babağın kemiğine. Burada mı kalacağız? Burada kesin ayı vardır onun. Ben sana. Oo ne güzel. Taşlar var. Of of. Bak ne güzel yerde yapmış. Oo. Köstebek gibi her yere şey yapmışlar ya. Ateş yakmışlar. Hakikaten güzel yer. Dur bir saniye şimdi. Burada değil mi? Bir köşe de. Yanaşmasın zaten. Kayarsa insan fena. Kayarsa adamın hayatı kayar zaten burada. Ama çok temiz, çok güzel ya. Buraya... Tam düzlük yer ya. Bak, buralar şey değil öyle. Yük yaptığımızda hemen bunun arkası işte. Güzel değil. Yok şunların arkasına kurduk mu çadırlara hiçbir şey olmaz. Aynen. Ot baksana hani ot bile şekil almış. Evet. Var ya, vallahi dediğin gibi abi. Ne güzel ya. Aa şuraya kurarız çadırları. Aynen. Ateş burada. Arabanın götünü verelim abi şöyle. Malzemeleri iyi yer. Neyin götünü? Nereye veriyorsan ver. Alan atar. Alan geniş. Batıma şansın yok. Yok. Tamam zaten gel şöyle bir girelim. Bakalım öbür taraf nereye çıkıyor. Önden sen git. Neden önden ben gidiyorum? Oğlum ben şimdi öndeyim. Kameranın görüntüsünü kesmiyorum. Doğa yürüyüşü de. Harun'la doğa yürüyüşü. Merulcan değil mi? Merulcan nerede? Oğlum biz dün gece buraya gelseymiş ki ya direkt. Oğlum bulamadık işte daha. Ne yapmış? İstekmen bile atmış mı? Geçmiş bile atmış. Buralarda da büyük yaprak yok ya. Merulcan yaprak. Ya bizim büyüdü. Yapraklar küçük. Aa bak burada da var lan açık ya. Ben de görmedim. Aslında var ya o girişler olmasa araba bile geçermiş. Ha? Buradan mı? Ya Harun senin şu maceran yüzünden. O şey değil o giriş geliş olsa şu yola baksana Adem de. Dur oğlum harbi güzel bir yer bulduk herhalde. Vallahi dur bakın. Ya orası güzel gerçi. Allah bize cenneti verseler. Burada mı? Aynı yer. İşte biraz işte daha şeyde. Abo buralar gidiyor be. Bura daha keskin. Bura daha mı keskin? Biz fazla bira içelim bu gitti. Harbi acıktım hafiften ha. Oğlum harbi burası çok güzelmiş ama ya. Hani? Aha bak oğlum yaprak büyük yok. Hayır lan onları ben toplayayım da. Ama kokulu yaprak ha. Nasıl kokulu yaprak? Papya kokulu tuvalet kağıdı mı?
Oğlum bütün bitkiler kokuyor. Normal bir şey. Fazla koklayınca. Kokulu yapraşlar. Aa bak bura da güzel la hadi. Harbi güzel. Oğlum biz nerelere gidiyoruz ya? Oo bura daha muhteşem abi. Ananın şey gibi lan bu. Tarzan'ın filmini çekildiği yer. Vallahi bildiğin bu. Yuh. İnsanın içi ürperiyor lan şurada gündüz vakti. Gece ne olur kim bilir. Ya bir kas bir tuhaf bir havası var. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Ya benim de gidiyor da. Değişik bir şey ya. Ağaçların şekilleri bile. Oğlum on numara yer ya. Şuraya bak. Ha kirmit. Ne kirmit? Taşla. Hani lan. Lan avu oğlum onlar ya. Şuna baksana abi. Ot bile bitmemiş. Biraz sulakmış sanki ya. Hmm. Bana da öyle geldi. Ağaçlar yosunlu, yerler böyle şey. Ot yok. Tuhaf. Bataklık gibi bir şeymiş galiba ya. Harbi burada kursak var ya. Burada mı kuralım? Halil'i getirsene buraya bir. Gelemez geldi şu an tek başına. Halil'e diyelim tamam derse kuralım buraya. Yok ya kurulmaz burada gece. Valla burası daha çok hoşuma gitti benim. Yalan yok ya. Yani. Kapkaranlık olur lan bura. O kadar ışığımız yok. Denizin olduğu yer karanlık değil mi? Ayrıca odun götürsek mi? Odun var mı? Baksana bir sürü odun da var ya. Şurayı mı? Kesin olur tarafı. İnsan öldükse bak hemen biz onu atmış. Ya çöp bırakmayacaksın ya. Bak orada hiç çöp yok. Gelenler de çöp bırakmamış. On numara. Daha buralarda bir şey yok ya. Buralar bildiğin orman anası. Şu arka tarafta bir şeyler var ama boşluk var. Nerede? Şurada bak şurada ışıklar var. Şey gün ışığı var bir boşluk var gibi. Mermer değil mi adam? Mermer değil mi? Geçemeyiz. Patika yolu biliyor musun? Ya şurada sanki bir boşluk var. Neyse ya. Yok ya buradan sonrasında hep diken. Ama burası güzel hadi. Şu içme içerisi çok güzeldi ya. Neyse, kampa geleceğimiz zaman hiç daha sağ solu aramaya bile gerek yok yani. Vallahi bence de ya. Sadece azıcık erken çıkıyorlar. Karanlığa kalmayacak. Bir günün ziyan oldu ya, yanıyorum da ona yanıyor. Ağaçlar da farklı bir şekil almış ha. Çok enteresan bir yer burası ya. Oh! Nasıl? Elektrikleri geri çekiyor. Ne ağacı lan bu? Bu ne lan onu oraya asmışlar. Neyi? Kendi mi yıkılıyor acaba bunlar? Kırılmış hep. Ama çok böyle güzel odunlar var ha. Şey meydan ateşi için buradan odun götürelim biz. Orada yok mu? Bayağı mesafe var. Aynen bayağı da mesafe var. Vardır orada da var. Ne o? Bu sulak bir yer işte burası. Şak diye çil çil altın çıkıyormuş. Değil mi burada? Çıkartırım bana. Ne yaparsın lan? Ne yapacağım? Önce abi? Hangimizi öldürürüz? Ne öldüreceğim oğlum? Bir sana, bir bana. Üç bana. Öldürecek ne var? Bak gene burada yatmışlar var. Kamp ateşi yatmışlar var. Avcı işidir ya. Olabilir. Arada gidiyor bak şuradan. Gidelim mi? Bilmiyorum ki. Bir yerleşelim ya. Yarın gezeriz onları. Bir yer. Bildiğim balta girmemiş orman işte. Ama temiz. Evet. İlginç bir şekilde temiz.
Ağzına bak şimdi. Bak adam orayı kucaklamış, odunu koymuş oraya. Enteresan. Ya gelin alın mı demişler, ne yapmışlar? Almayı vermişler hem de. Benim dediğim tüm silahımı önceden çıkardım. Telefonum çalıyor. Burada ne yapmışlar ya? Sağlam taş çıkarmış adamı. Ne yapmışlar harbiden burada ya? Define aramışlar. Ya böyle salak saçma, kayayı oyup da define mi aranırmış? Ha? Kayayı oymuş bildiğin bak. Adamlar kayanın içine saklıyor Adem. Kayanın içine nasıl saklanabilir bu zımbırtı? Adem sen hiç bakmadın mı? Hiç izlemedin mi? Bakacağım, izleyeceğim senin için. Kayada define mi olurmuş? Ha, adam bildiğin var ya, kitap gibi açıyor ya. Kitap gibi açıyor. Hiç mi YouTube'da gezinirken denk geldi? Bana pek şey gelmiyor. Adamlar define var diye heykeli parçalıyor anasını satayım. Mermerden oya oya yapmış herif, hiçbir birleşim yeri yok, heykeli parçalıyor. O saçma. Ya şu olur, ona tamam. Büyük blokların arasına koyar da ya ne kadar bir param var ki oraya koyuyor. Ya adamlar ne yapıyor biliyor musun? Ha şimdi gömüğü koyuyor ya. Kazıyor, gömüğü koyuyor. Taşla dolduruyor. İnteresan. E tümülüsler nasıl oluşuyor abi? Tümülüs başka bir şey ya. Tümülüs mezar gibi bir şey. Belli zaten orada olduğu. Tümülüs patlattığının hayatını yıkıyor. Muğla'da adamın bir tanesi şey yapıyor. Tümülüs'ün girişleri böyle şeydir, tamam mı? Bir arsa alıyor. Arsanın üstüne bir ev yapıyor küçük. Ondan sonra evin içinden başlıyor. Tümülüs'ün tepesinden. Çok yanlış yerden kazmaya başlamış. Evi, ya ev var ama evi almış. Evin içinde kaza kaza iniyor aşağıya. Nereden geldi? Buradan mı geldik ya? Dün gecenin ardından mükemmel bir yer bulduk. İçeride bir yerler var, görmen lazım ya. Aklınızdan gelecektin de dedim şimdi bunlar beni korkutur, altıma sıçarım burada dedim. Vallahi sırf biz de dedik ki içeride şey var. Bataklık gibi bir yer kurumuş ama ağaçlar var böyle bildiğin Yüzüklerin Efendisi dünyası böyle, orta dünya. Dedik Halil'le biz burada kamp kursak. Bir git baksana, kurabilir misin? Yok abi ben. Zaten bir 20 metre gittim, sonra gidiyorum. 2 dakika hiçbir şey yapmadık, odunumuzu toplayalım. Çadırımızı kuralım, ondan sonra oturalım. Tamam, olur abi, öyle yapalım. Yemeğimizi de yaparız. Ha. Çayımızı demleriz, semaverimizi. Şu içerideki falan güzel bir yer olsa çadırları oraya kurmak isterim de. Yok ya, buralar yani da iyi. Şu an oturamayız burada. Niye abi? Güneşe. Ha, güneşe oturamayız. Dert değil ya. Ama içeride gidemeyiz ki. Hı? İçeride gidemeyiz ki abi. Yok, şuradan bakacağım. Herkese selam. Şimdi böyle bir yer bulduk. Çok güzel. Ya bu dışarıda kamp kursak daha güzeldi de dolunay yok diye kuramadık. Manzarasını da göstereyim size. Manzarası da böyle. Az önce girdik zaten. Rüzgar geliyor mu? Az önce girdik. İlk başta kampı buraya kuracaktık. Şimdi masa kuracağız. Semaverde çay demleyeceğiz. Şu bu derken. Şuralar böyle. Kamp yeri, kimse yok. Şu ileriden gidince bambaşka bir yer. Biz de aracı buraya çektik. Aracı buraya çektik. Ormanın içine doğru gidiyoruz şimdi. Buradan böyle gidiyoruz. Böyle. Şuradan odun götüreyim de laf etmesinler. Şuradan alayım bir tane. Sırf laf etmesinler diye odun getiriyorum bak. Belli abi zaten. Ondan sonra böyle bir yer bulduk. Burada bir tane birisi yine kamp yapmış. Böyle üçgen şeklinde nizami bir şekilde çadırımızı kurduk. Harun Semavel'le çay demleyecek. Ne bende? Çay demle. Demlerim çay ya, bir şey yok onda. Belim ağrımış ha benim. Oğlum gece yalnız çok, benim de ağrıyor ya. Arabayı zor çıkardık.
Gece yalnız çok karanlık olmaz mı burada? Adam üstümüz açık. Açık değil mi? Açık. İyi. Şu ateşi yakalım, ıvır zıvır yemeğimizi yiyelim. Sonra geyik yaparız. Ben şu semaveri bir yakayım ya. Vay babağın kemiğine. Bunu almışım Musa'nın asasını. Ayaklarımızı yırttıracak hep ya. Zaman girmeyelim. Gir hadi sen. Sana olacak, bana olan sana da olacak sonuçta. Olan bana da olacak. Tamam, bir etme o zaman. Anlat bakalım. Ne var burada? Ne görüyorsun? Ormanda bir şey gördüğüm yok. Halil'i çok merak ediyorum. Sen ne görüyorsun Halil? Ağaçta. Odun. Fenerimizi alsaydık sana o mağarayı gösterirdim ya. Hangi mağara ya? O adamların kazdığı mağara var ya. Buradan gidiliyor mu ki? Buradan gidiliyor. Bu tarafta zaten. Alalım mı feneri? Girer miyiz? Ne bileyim, telefonun ışıkları var. Var mı telefon? Var da şarjı çok yok ya. Ya bir şey olmaz oğlum, sen şarjı dert etme ya. Şarj al, akşam hallolacak. Sen bağa güven. Ayakkabılık bir şey yok. Şu küçük küçük şeylerin hepsi zaten diken. Pantolon giymedikçe hiçbir anlamı yok ayakkabının. Ulan bu dağlar nasıl kurumuş böyle ya? Çatır çutur hoşuna gidiyor kuru dal kırmak. Dikkat! Yok vurmadım. O oradan zaten hazır kıta bekliyormuş. Baksana adamlar patika yolu nasıl yapmışlar? Ya buradan mı gitsek, buradan mı gitsek? Orada da var galiba patika yolu. Bence yine kaybolacağız. Hazır ol, tamam mı? Harun acaba demeye başladı. O değil oğlum. Oradan girer. Kendinin içinden girer. Aynı yerden çıkıyor mesela. Ha, buralar güzelmiş. Ha, buradan çıkıyor. Yani şu kütüğü al götür, sabaha kadar yak. Ateş yakmış kadar. Hayır, burada define çok aramışlar ya. Taktı defineye kafayı. Oğlum nerede define bulacaklar burada? Burada yerleşim bile yok ya. Lan burada define ama bulursak ben işi bırakırım zaten ya. Hayır, ben de bırakırım. Sana devrelerim. Çok değil, birkaç kilo yeter bana. Kaç? Birkaç kilo. Birkaç kilo mu? Birkaç kilo hepimize yeter Halil. Yok, birkaç sadece kilo. Bana. Birkaç kilo. Senin sülalen de yeter, benim sülaleme de yeter. Hadi. Tanesi 1800 dolarda. Tanesi mi? Ha. Ha, sikke mi bu? Altı, sikke. Değil de şeyinle adam daha iyidir mesela. Sikke işte ya, sikke. Sikke de... Tikten mi geliyormuş ne? Sikten. Latince'de öyle bir kelime var, sik kökenli. Baskı demek. Darp. Darphane, darptan geliyor ya falan filan işte. Yunan'a göre işte bu tarafta Romalılar falan çok yaşamış bu tarafta. Lan oğlum senin zaten kökenin Roma. Romalılar bu bölgeyi paralı asker tutup buranın yerli halkını katletmişler. Ne diyorsun sen ya? Bak. Evet. Bence şu an tarih yazıyor bu herif. Yok oğlum, hakikaten öyle. Allah Allah. O traktörünle konuştuktan sonra biraz araştırdım. Ya yerel insanlar sever zaten bölgelerini böyle abuk subuk abartmayı. Ama bak bugün sen de gördün mesela, adamlar kalmış. Buraya niye kalmışlar diyor mesela. Adamlar kalmışlar. Ya bak, aklı başında olan kaya var ya kaya. Kayayı oymuşlar define çıkartacak. Kayada ne arar refin? Kayada. Halil, adamları öyle bir yapmışlar ki. Ne diyorlardı eskiden? Harca. Harca mı? He. Kerpiç başka da. Kerpiç değil. Horasan, horasan. Horasan harcı. He. Horasanla yapmışlar.
Ya horasan harcı bildiğin harç işte. Ama normal harçtan daha sağlam abi. Sağlam, yumurta mumurta katıyorlar adamlar onun için. Burada bok kokusu aldınız mı? Yakın tarihte biri sıçmış buraya. Abi o korsan koyu Sarkıray'daki şimdi bu tarafta. Ha sen o yola götürüyorsun bizi. Abi buraya da inek mi gelmiş? İnek buradan güzel yer mi bulacak? Her taraf yeşillik. Açık açık büfe yemek şeyi gibi. Ama hadi burada hayvan yiyecek. İken bunlar hepsi. Ya bulur o bulur. Lan aşağıyı hiç görmüyorsun ha. Aşağı sürdürüp de. Evet. Değil mi? Göz vermeye gireni saklanıyor işte. Burada aydınlar şurada. Burada eskiden zaten bir yol varmış abi. Allah Allah. Öbür taraftan gelseydik böyle taş merdivenler var. He. Bu ağaçlar nasıl kurumuş böyle ya? Şuna bak. Demek nasıl bir rüzgar var burada, nasıl bir şey var? Sen bu kadar büyü büyü ondan sonra kuru. Kuruyarak mı büyüdün? Ne yaptın mübarek? Bak şurada da mağara var. Abi o doğal mağara ya. Onlar doğal mağara. Onlara bir şey demiyorum. Aynen. Girdim işte o mağaraların hepsini gezdim Ali. He. Benim dedim mağara hemen şurada. Daha şuradan şöyle patika yol var, oraya geçeceğim. Allah Allah. Ne güzel bu rehber gibi anlatıyor ya. İstediğin de bu değil miydi hala? Evet, bir tane rehberim olsun. Göbekten İşkembe'yi Kübra'dan sallasın. Buradan böyle gidince o dediğimiz yere iniyor. Biz de şu karşıdaydık işte. Yok, anladık o kadarını. He? Anladık o kadarını diyor. Ben anladım mı? Anlat sen. Sanki yol bitti yine Harun. Yok, yok. Az daha aşağıdan bir patika yol daha var da hani oradan gidemez de buradan gidiyor. Çok çok iyi yapmışsın. Halil sen ne diyorsun? Çok iyi. Hayalindeki yol değil mi? Gelip İstanbul'u. Hay senin. Hay gel. Keşke diken olsaymış ya. Diken olsaymış da azıcık daha açık olsaymış buralar. Bizi çıkarttığı yere bak. Hiç yol yok lan, yol yok. Abi buradan nasıl çıkıyor? Zorlanmasak mı şansımızı? Daha geldik zaten. Bu saatten sonra ne zorlanmamız? Ne oldu lan? Sen bu çocuğa gıcıklığına mı yaptın lan? Ay kıyamam ben sana. He? Kocaman yılan mı var? Orada durma istersen. Gel aşağı. Gel gel bu tarafa doğru gel. Şuralarda bir yerde dur da orada durma. Sokar mokar buradan yukarıya taşıyamayız şimdi. Niye o kadar zorlanıyorsun Ali? Abi. Alışkın değil adam patikaya. Yatma bak oralara yatma. Niye? Gel bu tarafa doğru gel. Yatıyorsan da şuraya bir yere yat da. Sen gel de aşağıda söyleyeceğim ne olduğunu. Bizi nereye getirdin sen şimdi? Oğlum, şuradaki mağarayı görmeni istiyorum ya. Tamam bir göreyim bakalım ya. Adamlar ne? Sağlam şey var ya, dalga var. Sağlam dalga var. Ali, abi ordunu ele ana. Çocuk ne dese haklı şu an sana. Buraya gelen kafamı çekiyor. Al abi ordunu ele ana. Ha? Abi ordunu ele ana. Dedim.
Bu kadar... Aslında kanka, o kadar da dik değil yani. Dik abi, toprak kayıyor ya. O odunu elen al, böyle şey yaparsın. Yokluğa kaldırmış. He? Ulan bu tuhaf ya. Böyle çok denekli denekli bir yılan var. Çok bakalım ne kadar var. Alamadım ama. Açardım şöyle de. Ne yılanıymış lan o? Benekli yılan zehirlidir oğlum o. Benekli yılan ne ya? Atıyorsun. Madem düzgün bir şey at. Geldik ha burası. Ha burası. Gel gel korkma. Ya da şuradan beri gelebilirsin. Halil. Gel. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı. O kadar kayda değer bir şey yok. İçeriği görür de. Tamam siz takın. Telefonu ver bari. He? Telefonu ver. Nasıl vereceğim? Abi bu şey yok. Tamam sen gel burası. Sağlam. Harun'un dediğine göre burası definacılar tarafından kazılmış. Büyük ihtimal su dalgaları falan filan. Bu ses ne ya? Alakası yok ya. Kendi kendine oluşmuş burası. Sese bak. Nasıl bir ses? Şuradaki sese bak. Nasıl horr diye ses çıkartıyor. Ya yok be. Burası şey gibi. Kayanın altından gelen su oymuş. Bir şey yok, olmuş. Yok oğlum. Girdim içeri diyorum sana ya. Gör diyorum. Sağlam çalışmış herhalde. Buradan beri ineriz. Ya git. Ne? Ha şuradan şöyle çıkar. Halil ne yapacak? Halil orada oturuyor. Halil oradan nasıl çıkacak tek başına? Var mı? Ha şöyle geçelim. Harbi var bir şey burada ya. Gel. Kameranın? Yok. Oradan oraya nasıl atladın lan? Geldim abi, oradan atladım. Lan bas. Doğal olmuş mu? Alır mı bunu şeyle? Git abi. Doğal olmuş mu acaba? Bir saniye. Silah, mermi kovanı falan var lan burada. Hı? Mermi kovanı falan var. Bir saniye şu benim telefonu çıkartayım da. Nerede lan mermi kovanı? Adamlar define için buraları böyle kazmışlar hala. Harbiden burada varmış bir şey. Ama define değil bence. Hadi ne için kazabilirler? Buralarda mum falan yapmışlar. Harbiden ha. Nereye kadar gidiyor bu? Gidiyor bayağı. Bak mum yapmışlar. Harbiden lan doğal değilmiş lan bu. Burada ne aradınız lan siz? Hacı.
Dokunuyor mu? Ne lan bu? Niye böyle gidiyor? Vay be. Adamlar iyi sağlam bir şey yapmışlar değil mi? Harbiden öyle olmuş. Görülmeye değer mi? Yani adam buradan malzemeyi çıkardıysa helal olsun adamın. Al sütü gibi helal olsun. Araba getirmişler lan adamlar benim araba. Bu nasıl bir dert lan? Ha? Nasıl bir işsizlik? Neye göre kazmışlar ki burayı? Cihaz getirmişler mi acaba? Allah. Çıkan toprak nereye gitti? İşte onu bilemiyorum. Ya denize attılar. Ne yapak çıkak mı? İnce mi aşağı bakacağım mı yoksa? Yok lan. Buradan... Yüzümü böyle kalmışlar hala. Hmm. Yani burada gece boyu çalışma da yapsak burada seni kimse görmez. Çıkan şeyin de lazım. Tak. Ne oldu? Çok fena lan. Sen nasıl tırmanıyorsun? Düşme bari. Ya bence o da doğal, tamam mı? Oradan devam etmişler göze batmasın diye. Burada. Girişi doğal. Şey, girişi doğal değil aslında. Su orayı o kadar oyamaz acaba. Bilemedim ki şimdi. Baksana şu setler oluşmuş. Tamam, setler oluşmuş ya. Yani bu daha önceden bu mağara varmış. Oradan varmış orada mağara. Gitmişler. Bak şu bir yere kadar yosun. Sonrasını kazmışlar. Hacı 60 tondan bahsediyorlar. Kim diyor? Yani 60 tona yakın. He. Şey, külçe altın. Külçe ne ararlar? İngiltere mi? İngiliz. He. Altını mı ne? Korsanlar zamanında İngiliz gemisini patlatıyorlar altın külçe. Gemiyle buraya saklıyorlar. Bunu ne zaman kazmışlar peki? Bilmiyorum ki. Harbiden efsane kazmışlar ya. Kayıtlardan izlersin artık. Ha? Videodan izlersin artık. YouTube'da. Adem Kayabaş kanalında. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Buradan mıydı? Ha? Bak sandaletlerle çıktığımız yere bak bak. Birazdan dikenlerin içinden gideceğiz. Harun sağ olsun, maceracı ruhunu diyeyim. Sen ne merak ettin de buldun orayı lan? Lan yüzerken gördüm lan. Buradan mı geldik? Yo. Buradan gelmedik. Sen yukarıdan geldin. Abi buradan geldik. O yüzden... Yol yok lan.
çıkarken dedim senle. Sporu yaparız. Hani size doğa gibi bir şey. Bu doğa yürüyüş değil, bildiğin dağ keçisi gibi dolandık buralarda. Ne diyordum ben en son? Evet. Şimdi orayla ilgili bir hikaye yazalım. Hikaye değil, gerçek. Anlat neymiş o gerçek? Ne duydun yani? Duydukların ne? Eskiden korsanlar bu taraflarda yaşıyorlarmış. Gemilerini bu koya bağlıyorlarmış. Demir atıyorlarmış. İngiltere mi Fransa mı tam olarak onu bilmiyorum. Eskiden. altın yüklü gemilerini yağmalamışlar. Fransızların, İngilizlerin artık her neyse gemilerini yağmalamışlar. Evet. Evet. İngilizler bunların gemilerini mi yağmalamış? Yok, İngilizlerin. Korsanlar. İngiliz ya da Fransız artık kimse, evet, tamam. Anlatılana göre. Hı-hı. Korsanlar yağmalıyorlar. Duyumlara göre aslı var mı yok mu bilmiyorum. Yani 60 tondan bahsediyorlar. Kimse tabi tonaj veremez ama bir gemi yüklü altın. Oğlum 60 ton ciddi bir rakam lan. Tabi ki. O yüzden bu bölgede çok define arıyorlarmış. Yalnız oradan bir şey, o ne zaman kazılmış ki orası? Bilmiyorum. Ve baktığın zaman da yeni kazılmış gibi. Yani. Hatta bizi takip bile ediyorlardır şu an. Niye takip etsinler? Adamlar almışlar alacaklarını gitmişler. Ha, buldularsa da anaların ak sütü gibi helal olsun. Ne diyeyim? Lan o kadar yer kazıldıktan sonra. Ha, bize deseler şimdi buradaki civardaki köylüler falan biliyor mu orayı? Biliyorlar. Biliyorlar ama jandarma bu bölgeyi koruyormuş. Yani biz ne yapacağız şimdi? Kamp yapıyoruz burada. Sen kamp yapıyorsun hacı. Senin yanında bir şeyin yok ki. Sen define aramıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Arasan ne bulacak bize? Bulacağını söyleyeyim sana. 6 şişe bira. Çadırlarımız, sandalyemiz. Bir tane de kazmamız var. Harbi kazma var işte. Çok riskli. Kazma var da dedektörün yok. Olsun. Şey, bu müzik aleti nerede? Ha, buradaydı. Bunu da ortada bırakmışız. Evet, geldik yuvacığımıza. Yapalım mı yemek? Ha. Ne diyorsun? Fark etmez abi. Olur, seyirim. Sen bir soluklan da. Benim telefon nerede lan? Bilmiyorum abi. Nereye sakladın? Sen almadın mı yanına? Şarj alıksız. Gerçi telefon mu alıyor? Doğru, bunu da bilmiyorum. Lan oğlum, müzik kutusunu bıraktılar da telefonu mu götürdüler? Yani. En değerli şey bu şu an burada. Ne? iPhone çalacak adamın aklını sapına sıçayım ben. Başka bir şey demiyorum. Neden? Takibi var. Hmm. Harun olmadan o cihazı ne format atabilir, ne yani biraz yazılım gerektirir de yaparlar tabii. Açamazlar. Öyle bir şey ki Halil, şu an ben bunun şifresini unutayım. Hı-hı. Açamıyor. Hı-hı. Bekleyecek yani, o iPhone'un keyfini bekleyecek. Keyfini beklesen de, benim iPhone 4 vardı ya, hı-hı, bir tek telefon açılıp kapanıyordu. Evet. Yani hoparlörü şeydi, bozuktu. Bir de şarj tutmuyordu. Geçen telefon bozuldu, açayım dedim, şifresini unutmuşum. Aha uydu, aha buydu derken telefon tamamen gitti şu an. Hı-hı. Telefon açılıyor ama şifresini bilmeyince. Kıyamam ben ya, yazık. Nasıl geçti? Yorucuydu. Çok action yaşadın mı? Vallahi action'ı bilmem de, aşının da çıkmayın arkadaşlar. Böyle mallık yapmayın. Vallahi yapmayın. Ya oğlum, mutlu iki terlikle pantolon giymen lazım. Yok o değil bak, bütün yükü var ya, şurası çekti ha. Ya vallahi evet, onun terlikler yandan, bizdeki parmak arası olunca biraz. Aynen abi, harbi bak, bütün yükü şurası çekti ya. O tabanmış, topukmuş, iki ayağın arasında. Şimdi kayaya basıyorum, terlik böyle dönüyor bilmem ne. He aynen. Yandan olduğu için biraz daha rahat. Ben kunduraya bile razıydım ya, harbi. Sivri burun kunduraya. En son nereken ben ayaklarımı çıkarttım orada. Ayaklarını çıkartamazsın, terliklerini çıkart. Ey götüm. Terlikleri çıkardım, tamam. Ya o şey, dikene mekene artık şeyim yok da, lafım yok da. Parmağımın arasıyla indim ya o dağa. Vallahi. Siz de parmak arası terlik giyiyorsunuz. Neden? Çünkü biz sahile geldik, plaja aynen geldik. Abi. Göya. Vallahi. Plaja bile gelseniz parmak arası terlik. Olsun abi. Bana göre yani rahatsız edici. Ha, seninki daha iyidir ama yani elimizde bu var. Ne yapalım? Biz sana niye orada bekleme dedik biliyor musun? Niye? Yılan var. Orada yılan mı vardı? Keşke videoda öğrenseydi onu. Gördünüz mü? Bu dedi benekli menekli, hem de zehirlidir ha. Benekli zehirli mi abi?
Yani ne bileyim, benekli yılanın olur. Yani benekli yılan normal bir yılan değil bence. Dağ yılan. Sorunları olan bir yılan. Atmaya çalıştım da kaçtı. Yok, aslında söylemeyecektin. Videoyu izlerken şey yapacak. Duymazdı ki. Ben dedim ya sana, orada durma. Az ileride gel, orada çök. Neyse, bu kadar yeter. Kokarsam kokarsa taşıması zor olur buradan diye. Yok ya, o yılanın olduğu bölgede durmasın diye dedim ben ona. Zaten yılan var deseydin Halil orada daha durmazdı. Ya geri de çıkmazdı. Aşağı atardı kendini, bu sefer yukarı da çıkmazdı. Yok be, öyle çok şey yapmazdım abi. Öyle mi diyorsun? Vay baba, o denizin ortasındaki ne lan? Tekne işte. Ada, ada. Ada, ada. Vallahi kız kulesi deseniz inanırım şu anda. Ben öne geçeyim lan, ne olur. Lütfen lan. Hayır, lütfen Halil. Halil lütfen. Senin yüzünden geldik abi buraya ya. Lütfen öne geçeyim ya. Geçeceğim. Ya kıyamıyor da bana. Gene kandırdın Halil'i. Ya kandırmadım oğlum. Harbiden arkada yapamazdım şu anda. Oğlum çok sert çıktım ben sana. Güvenemedim, Halil'e mi verseydin acaba anahtarı? Ya yok, şey olmaz, bir şey olmaz ama çok da acele etmeyelim ha, bırak geç kalalım. Acele etme, bak valla ben hep sağ şeritten giden bir insanım. Burada sağ şerit yok zaten, tek şerit. Konuşun bakalım. Ne diyeyim abi? Orman nasıl Halil? Ürkütücü. Ya ürkersin zaten ya, o insani bir şey. Ama güzel, benim hoşuma gidiyor. 3 tane alsak, 4 tane mi alsak bana ya? 3 tane mi alsak? 3 abi, ne yaptın ya? Bir tane Halil'e alacağız. 2 tane al Halil'e. Hayır ya, bir tane yeter. Belki hoşuna gider, devam edersin. Sen ben içem, o içemezse ben içerim diye mi söylüyorsun? Yok evet, yok, vallahi evet, alakası evet. Yok. Ha. Vallahi alakası yok. Belki hoşuna gider. Benim şu an 2 tane daha biram var. Sen kaç tane alacaksın abi kendine? Ben bir tane alırım kendime. 3'e tamamlarım. Bir tane de sana alsak. O zaman? Ben daha var ya, benim daha var. 3 tane hakkım var ya. 6 tane falan alacağız abi o zaman. Kusmak istemiyorum yani hadi. Ha. Peki burayı bulabilecek miyiz? Buluruz. Hava kararmadan gelirsek buluruz. Abuk kalasları falan hep ben getiririm hadi. Ha. Sen de burada ne macera yaşamışsın a**ayım. Her boka elini sürmüşsün. Çoban kulübesi var dedim ya. Oradan söktüm geldim. Beni daha yarayın. Niye arıyorsun ki? Arayayım ya. Konuşamadım. Lan ölürsem. Ben bira içeceğim. Hakkını helal et. Bunlardan bir. Adam tip oynan buradan nasıl gitti? Her an daha hayret ediyorum. Gözümle görsem inanmazdım ya. Ama gördüm. Ben şu arabayı buraya vurmaya gideceğim. Adam tip oynan girmişti. Sen seversin böyle yollar. Ama sana var ya, bence 4x4 lazım ya. Bana 4x4 harbi olsun, lazım. Ben hiç durmam acı. Ya ucuz bir şey al, Lada al mesela. 4x4 olsun. Yani için de acımasın arabaya. İşte. Buna şimdi kaza da yaptım ya, bu tamamen bitti benim gözümde. Yok, ben dün şaşırdım ya. Bu araba nasıl kaldı dedim ya. Abi şöyle bir şey de var. 4x4 olsa belki orada kalabilirdik ya. Nerede? Orada. Yok, orada kalmazdık ya. Abi dört tekerin saplandığını düşün, gövdenin tam oturduğunu düşün. Kazardık. İşimiz ne abi? Kazdık da yani. Hayatta kazamazsın abi. Buradan çıkmıyor. Orman çok güzel değil mi orada? Orman harbi güzel burası. Bak buralar çok güzel. Bizim geri olan... dönüşte hava kararmazsa sana öbür tarafı da gösterdim. Ya hiç bence bildiğin yoldan çıkma. Tamam, aynı geldi. Çadırlara yine gidelim de. Hani daha yürüyüş, orman yürüyüşü yapacaksan burası benim gözümde ideal. Yok, buralar temiz orman bir de. Benim bilmediğim yer olduğu için karşıdan ne çıkacak onu... Halil şey sen bakma buna, ayıymış, şuymuş, buymuş, burada olmaz. Ayı şöyle bir şey zaten, ateş yaktık, bilmem ne yaptık, ses tabii yaptık. Tabii ki ateş yaktı ya, ayı hiç yanaşmaz. Varsa yangın var. Yanaşmaz mı ya? Yani? Canım. Duman kokusu der ki yangın mı var burada? Ateş var, duman var, gelmez yani, bakma. Allah. Bakma sen bunun böyle söylediğine. Ben bir şey demedim ki oğlum adama. Oğlum adamı korkutan sensin, ayı var. Ne dedim lan ben? Ben Ecünlü'den bahsettim herife. Ondan da korkuyorsa. O da ayrı bir konu zaten. O apayrı bir şey. Beri... Bir de az çok biliyorum, ıssız yerlerde dolaşırlar. Çok da lafını etmek istemiyorum ama. Yok canım ya. Ya iki bira hiç bir şey kalmaz. Bak abi şimdi. Öyle şeyleri aklınıza getirme. Aynen. Getirdikçe zaten şey olur. Aynen. Yani. Kapatmak lazım konuyu yani. Olmasa bile insana bu korkusu yetiyor. Tabii canım, o psikolojik var ya. O psikolojik zaten ya. Yani.
arabası yok. Harbi süper ha. Tam böyle... Tam orman dediğim, benim aklımdaki orman figürü bu yani. Orman mı varmış? Koyun mu varmış orada? Koyun mu? Koyun. Adam da gelmeye çalışıyor da gelemeyecek herhalde. Uyuralım bari ya. Öbür yoldan beri gitsin. Öbür yol daha temiz. Sen burayı, buraları biliyorsun değil mi? Bu yolu. Şunu uyaralım abi ya. İleride yol bozuk kalmasın. Çıkar la. Yok be abi. Çıkar çıkar, bunda bir şey yok. Hocam merhaba. Zampat'a bineceğimiz yer var mı yerde? Var. Var. Var da sen öbür yoldan gitsen daha iyi. Nerede, hangi yoldu? Aşağı mı gidiyorsun? Yok, aşağıdan değil. Buradan asfalta çık. Tamam. Asfalta çıktıktan sonra ilk sol tarafta bir tabela var. Anlatıyor bayağı. Tabeladan girersen dümdüz girersin orman yoluna. Şimdi senin arabanın altı vurur şu yukarıda. Bura gitmez. Altı vurur. Tamam. Gider de altı vurur. Nereye gidiyoruz? İşte biz de oradan geliyor şimdi. Korsan İstekleri koyunda duramazsınız şimdi gidiyor. Ya. Ha, öyle mi? O zaman yukarıdan gidiyoruz. Aynen, siz yukarıdan gidin. Tamam. Orada ücret falan demiyoruz. Yani. Yok yok, öyle bir ücret, tamam. Ücret yok. Bizden başka kimse de yoktu zaten orada. Tamam. Hadi görüşürüz. Onlar gelse de iyi olurdu ya. Vallahi en azından bize bir şey olursa onları da olur derdim. İşim rahat olurdu ya. Ya sen ne kadar kalabalık seviyorsun. Yok mu hani arabaya? Üstüme döküyorum sanki. Yapışır arabaya, hadi çıkmaz. Aha, gönül de var. Ha, burayı mı dedin abi? Ha, aynen abi. Oy başım. Neyi alayım? Şunu al, bir tanesini al abi. Şeyleri ver bana. Oy şunları koy. Ay. Oy. Ay. Ne yapacaksın? Poşeti al. Ateş de iyi yandı ha. Ateş fena yandı. Önce artık sen de herkes gibisin. Deniz üstü kapır. Harun, yakamadın mı? Alo. Efendim benim. İyidir. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun Harun? Ormanı yakacaksın lan. ben de arayacaktım aslında seni de dedim. Boş ver diyorsun, karı uyusun dedim. Öyle. Karıyı düşünüyor, bizi yine düşünüyor. Ay, sen ne yapıyorsun? Uyutmuyor bir tane. Vallahi. Yandı mı lan? Ha. İyi yaptın. Boş. Ben sana güveniyorum. Yaktın mı? Yaktım tabii. Su hala soğuk lan. Bak, telefon çekiyor ya. Bura güzel. Burada çekiyor. O acayip rüzgar var şu an. Ama Ağva tarafları da güzel abi ya. Böyle dağ, tepe falan yoktur ama. Bunun bu taraflarda bir şey değil mi? Kamp falan da var. Çift başı otuzdur abi. Güzel de. Yaktın mı lan? Yanıyor mu? Yok adam, yanmıyor. O kırmızılık boya. Günaydın. Ben şimdi semaveri yaktım. konuş Harun. Nasıl yaktın? Semaveri yakmanın inceliklerini anlatıyorsun. Adem arkadaşımız yarım saat uğraşıp da bir semaveri yakamadı. En son pes etti. Isıttım, ısıttım. Ben semaveri ısıttım bir kere. En son pes etti, bana bıraktı. Burayı da keselim artık. Neyse, kapatayım ben. Burada ben gideyim bir tanım. Ne oldu, konuşun. Adem şu an uyku serserindeyiz. Hı. Akşam geç yattık. Arkadaşımız çok horladığı için yan çadırlardan
rahatsız olduk yani. Şekil A'da görüldüğü gibi. Niye beni gömmeye çalışıyorsun oğlum? Burada yönetmen benim. Yani istediğim isim bölümü yayınlarım. İsim, isim verdin mi? Vermedim. Ha. Ama sen kendi kendine ifşa ediyorsun. Yok ben şey yapmadım ya. Aa kayıtta değilmiş. İnelim bakalım. Ha? İnin. Bura güzelmişti, çok pisletmişler ya. Bura hakikaten. Ya da deniz toplamış buraya yığmış herhalde. Yok, yukarıdan ırmak değil. He. Yaylalara benziyor buraların bir şeyi ya. Toprağı falan. Çadır var bak. Dün de vardı sanki o. Dün de vardı galiba. Ben dün burada bir şey... Ha şunu gördüm. Ha. Yani bir yağmur yağsa bu dere yatağı dolabilir biliyor musun? Gerçi çoktandır yağmamış gibi duruyor. Köyde gezer mi? Bilmem ki. Benim için fark etmez mi? Ha? Benim için fark etmez ya. Nerede lan? Ya arkadaş neye göre kazdınız siz oraları? O var ya. Yukarı doğru çıkıyor. Allah Allah. Ha. Sen de girmediğin yer yok Harun. Bana açık açık söyle yani. Ne bok yedin sen buralar? Her yeri biliyorsun. Gezdik lan. Kaç kere geldin sen? 3 kere falan. Oha bayağı gelmişsin lan. Selçuk abinin dediği korsan koy burası mıymış? Evet. O da öyle bir yer diyor ki biz siksen bulamazmışız ki burayı. Yani. Bu senin dediğin ağaçlar aynısı bak burada da var bak. Birden kurumuş. Aynen birden kurumuş. Soğuk yemiş. Ya, ayaz olmuşmuş. Deniz mi taşmış buraya kadar gelmiş? Deniz yok, taşma değil de dere yatağı burası. Yok dere yatağı. Aa böğürtlen var lan. Ha? Olmamış. Yukarıdaki dere olanları da yemişler. He? Gidelim mi? Bilmem. Gidelim dersen gideceğiz. Bilmem değil mi baba? Kesin konu. Bir ilerle bakalım. Ulan hep çamurmuş lan bura. Abi çok iyi ya. Ne oldu lan? Neymiş lan o öten şey? Ona baktın mı? Geldin mi abi? Gelirken gördük sanki biz burada böyle böyle yerler çok gördük gerçi de. Orman bir de tertemiz. İnsanın tarzancının bonyesi geliyor. Geliyor da işte tarzan değiliz. Ağaçlar niye böyle büyüyor? Şuna bak. Sarmaşık. Sarmaşık.
güzel. Ha. Bence güzel. Burada kursak çadırı. Yatmayı yer yok ki. Tamam, dönelim mi? Dönelim. Ara Halil sen. Şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım ya. Şurada yıkayayım. Lık 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 lık. Adamlar dedektörü almış, kazmayı kürek, işte bunlar yapıyor bu işleri. Kazıyorlar. Ya buraların her tarafının kazmaları falan filan bana tuhaf geldi. Her yer kazılıyor. Baksan burada bir yok. Yani araştırmak lazım tarihini. Araştırırsan bana dersin, yarın gidelim ya. Bakacağım buraya ya. Burada zamanında bir liman kenti falan var demek ki. Yani buranın korsan koyulduğu, korsanların yaşadığı bölgeyi. Ama hiçbir korsanlar olabilir mağaralarda falan filan. Ama hangi dönemler? He? Hangi dönemler acaba? Adamlar ne güzel arıyor bak. Pak 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 pak. Ya bir şey bulduğumdan değil de. Yok. Yalnız ben yokuş yukarı çıkarken yokuş aşağı iner indiğimden daha hızlı çıkıyorum lan. Tırmanmayı seviyorum demek ki. Sen böyle bir ormanda devamlı bana gezelim demen lazım senin ama. Şaşırdın. Gezdik daha ne diyeyim. Benim dememe gerek var mı? Sen gidelim diyorum, ben tamam diyorum. Dün de gezdik. Orman gölgeli oldu bile. Ne biraz sıcak hava ya. Doğa yürüyüşümüz biraz yorucu geçti. İyi de şimdi yürüyelim. Ayakkabıları giy, böyle burada yürüyecek pantolon giy, bilmem ne yap, ben yürüyeyim. Sandalette yürüyelim diye niye ısrar edeyim ben sana bu dikenli yollarda? Ayakkabın yok mu senin? Var da. Evet. Denize gideceğiz diye indik şimdi. Dün akşam da bir turlayalım gelelim dedin, yine o şekil soktun. Bak kolum nasıl yırtılmış. Kıyamam kendime. Ben pijama giyiyorum. Pijamayı şimdi giydin çakal. Ya yollarda sen götürdüğün için bilmiyoruz bizim ne tür risklere sokacağım. Bu adam uzun şeyler giyiyorsa pijama giyiyor. Ya ben bacaktan dikenden falan rahatsız değilim de. İyi bir ayakkabı olsa. Yani ayakkabıyı giysek en azından iyi. Biz şuradayız işte. Şu arka tarafta. Şurada bir yerde işte. Ne? Bizim kamp yerinin az ilerisine gidince şu ileride orayı da kazmışlar. Bakalım, bir göstersene. Buradan giremeyiz. Ne işareti vardı orada? Bir şey yoktu ya. Kütüğü koymuşlar dala çapraz diye. Belki adam bir şey yarım kaldı abi. Biz mi tamamlayalım anasını satayım? Kazmamız var. Ne güzel yerler. Thank you.
bitirmedin mi abi? Hadi Harun, devam et Harun. Acıdı ama. Zaten acıdı. Birkaç cimete düşmüştün zaten. Bu araba sana çok bile dayanıyor. Aynen abi. Bence 4x4'ünü alma. Bu zaten tersten bakıyor. Hadi Harun biraz hızlı yapalım kanki. Abi şurada hafif rampa var. Uçar mı acaba şurada? Bir denesene lan. Önce görsem denerim onu da. Önce... Önün boş abi. Bomboş önü. Ha rampanın önü mü? Adam balık malık görsen şöyle. Tamam, burada zıplanma. Burada tam zıpkınlık zaten de sen nasıl çıkacaksın? Bataklıktır burası. Biraz sağda gel abi. Oltayla öyle şey yapmışlar. Tabi var da aslında. Ama bulanın su abi göremezsin ki. Görünüyor lan. Görünüyor da zıpkın kısa. Neye buradan karşıya geçiş. Çinç. Nerede kaldı? Köprü vardı bence. Daha mı? Mağarası acaba? Küçük geçiş yok mu lan orada? Merhaba. Karşıya geçiş var mı hocam? Orada bir köprü vardı denizim oradaki ama yıkık en son. Oradan böyle görünüyor. Bir de şu karşıdaki köprünün oradan geçti. Giriş yolu var ya. Oradaki köprünün oradan geçti. Yalnız ama araba giriyor mu orada? Onu da balık var mı? Var. Vuruyor da. Sazan falan mı çıkıyor? He? Sazan falan mı çıkıyor abi? Yayın diyorlar, tutul da işte. Haa, yayın sayı. Yafal var tabii. Zıpkınla gelmez bir şey herhalde. Yok. Hadi kolay gelsin. Geçiş yok ya. Güzel geçemez miyiz? Hem suya girmiş olur.